6. Bölüm Gaflet. Gaflet pişmanlığa yol açar. Gaflet nimetin elden gitmesine sebep olur. Gaflet faydalılığı engeller. Gaflet kıskançlığı azdırır. Gaflet kınanmaya ve nedamete sebep olur. Hikaye edilir ki, salihlerden biri rüyasında hocasını görür. Ona, "En çok neden pişmansınız?" diye sorar. Hocası da, "En büyük pişmanlığım gafletimdendir." diye cevap verir. Yine anlatılır ki, salihlerden biri Zunnun-i Mısri'yi rüyasında görür ve ona, "Allah sana ne yaptı?" diye sorar. Zunnun-i Mısri de, "Beni karşısına dikerek seni gidi palavracı, seni gidi yalancı, beni sevdiğini ileri sürdün. Sonra da benden gaflete düştün diye beni azarladı." cevabını verdi. Anlatıldığına göre salihlerden biri babasını rüyasında görür, ona "Babacım, nasılsın, durumun nasıl?" diye sorar. Babası da, "Yavrum, dünyada gafil yaşadık ve gafil olarak öldük." diye cevap verir. Zehril Riyaz'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Yakup aleyhisselam ölüm meleği Azrail ile dosttu. Bir gün Azrail, Hazreti Yakup'u ziyarete gider. Hazreti Yakup ona, "Ya Azrail, görüşmeye mi geldin? Yoksa canımı almaya mı?" diye sorar. Azrail, "Gelişim ziyaret içindir." cevabını verir. Hazreti Yakup, "Senden bir ricam var." der. Azrail, "Nedir?" der. Hazreti Yakup, "Ölümümün yaklaştığını, canımı almaya hazırlandığını bana önceden bildirmeni istiyorum." der. Azrail, "Hay hay, sana iki veya üç haberci gönderirim." karşılığını verir. Hazreti Yakup'un ömrü dolunca bir gün yine ölüm meleği karşısına dikilir. Hazreti Yakup yine sorar, "Ziyaretçi misin, yoksa canımı almaya mı geldin?" Azrail, "Canını almaya geldim." cevabını verir. Hazreti Yakup, "Sen bana daha önce iki veya üç haberci göndereceğini söylemedin mi?" diye sorar. Azrail şu cevabı verir. "Söylediğimi yaparak sana üç haberci gönderdim. Önce siyah iken sonra ağaran saçın, güçlü iken halsizleşen vücudun ve dimdik iken kamburlaşan vücudun. Ey Yakup, işte bunlar benim ademoğullarına gönderdiğim ön habercilerdir." Ebu Ali Edebiyat Dakkak anlatıyor. "Hasta olan salih bir dostumu ziyaret etmeye vardım. Büyük bir şeyh idi, etrafını talebeleri çevirmişti. Ağlıyordu. İyice yaşlanmıştı. Ey şeyh, neye ağlıyorsun, yoksa dünyaya mı?" diye sordum. Şeyh, "Asla, kaçırdığım namazlara ağlıyorum." diye cevap verdi. Dakkak, "Nasıl olur, sen namazını kaçırmazdın." dedim. Bana şu cevabı verdi. "Şu günüme kadar geldim, ne gafletsiz secdeye vardığım oldu, ne de gafletsiz secdeden başımı kaldırdığım oldu. İşte şimdi de gaflet içinde ölüyorum." Uyunul Ahbar adlı eserde Şakık el-Belhi'nin şu sözleri nakledilir. İnsanlar şu üç sözü söylerler ama davranışları sözlerine ters düşer. Birincisi, "Biz Allah'ın kuluyuz" derler fakat başı boşlar gibi davranırlar. Bu durum sözlerine ters düşer. İkincisi, "Allah bizim rızkımıza kefildir" derler fakat kalpleri yalnız dünya ile dünya varlığı biriktirmekle tatmin olur. Bu davranış da sözlerine ters düşer. Üçüncüsü, "Ölümden kurtuluşumuz yoktur" derler fakat hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ederler. Bu durumda hiç şüphesiz sözlerine ters düşer. "Ey kardeşim, sen kendine bak. Hangi vücutla Allah'ın huzuruna dikileceksin? Hangi dille ona cevap vereceksin? Her şeyi inceden inceye sana sorduğunda ne cevap vereceksin? Sorulara cevap ve cevaplara doğruluk hazırla. Allah'tan kork. Çünkü O, iyi kötü bütün davranışlarınızdan haberdardır." Şakık ul-Belhi sözlerine devam ederek müminlere, Allah'ın emrinden ayrılmamalarını ve gizli, açık her durumda onu tek ilah olarak bilmelerini öğütledi. Hadis-i şerifte varit olduğuna göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arşın direğinde yazar ki, "Bana itaat edenin ben de mükafatını veririm. Beni seveni ben de severim. Bana yalvaranın isteğini karşılarım, benden af dileyenin günahlarını bağışlarım." Aklı başında olan kimsenin Allah'a korku içinde ve ibadetini sırf ona yönelterek onun takdirinden hoşnut olarak, ondan gelen belaya sabırla katlanarak verdiği nimetlere şükreder ve verdiğiyle yetinerek itaat etmesi gerekir. Nitekim Ulu Allah buyurur ki, "Benim takdir ettiğimden hoşnut olmayanlar, gönderdiğim belaya sabırla katlanmayanlar, nimetlerime şükretmeyenler ve verdiğimi yeterli bulmayanlar, benden başka Allah arasınlar." Biri Hasan el-Basri'ye, "İbadetten zevk almıyorum" der. Hasan el-Basri de ona, "Herhalde sen Allah'tan korkmayan birinin yüzüne bakmışsın.
kulluk, her şeyden hakkıyla sıyrılarak Allah'a yönelmektir cevabını verir. Başka birisi de aynı konuyu Ebu Yezid el-Bestami'ye açar. İbadetten zevk almıyorum der. Ebu Yezid el-Bestami de ona şöyle cevap verir. Çünkü sen ibadete tapıyorsun, Allah'a ibadet etmiyorsun. Allah'a ibadet et ki, ibadetten lezzet alasın. Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. Fatiha suresini okurken sıra, İyyâke na'budu, sırf sana kulluk ederiz, ayetine geldiği zaman gerçekten sırf Allah'a kulluk ettiğini içinden geçirir. O sırada gizli bir ses ona, yalan söylüyorsun, sen insanlara kulluk ediyorsun, diye seslenir. Hemen tevbe eder, insanlarla münasebetlerini keser ve yine namaza durur. Yine sıra İyyâke na'budu, ayetine gelince aynı sesi bir kere daha duyar. Yalan söylüyorsun, sen servetine tapıyorsun. Bu azar üzerine bütün varlığını fakirlere dağıtır. Yine namaza durur, sıra yine İyyâke na'budu ayetine geldiği zaman gizli ses bir daha kulağına gelir. Yalan söylüyorsun, sen elbiselerinin kölesisin. Adam derhal vücudunu örtmek için gerekli olanlarının dışında kalan bütün elbiselerini fakirlere verir ve namaza durur. Sıra bir daha İyyâke na'budu ayetine gelince bu sefer gizli ses kulağına şöyle seslenir. Şimdi doğru söylüyorsun, gerçekten şu anda sen sırf Allah'a kulluk ediyorsun. Revna kul, Meranis de der ki, adamın biri heybesini kaybetmiş. Kime verdiğini bir türlü hatırlayamıyormuş, bu düşünce içinde namaza durmuş, namazda iken heybeyi kime verdiğini hatırlamış. Selam verince kölesini çağırmış. Falan oğlu filana git heybemizi geri al demiş. Köle, onda olduğu ne zaman hatırına geldi diye sormuş, adam, namazda iken diye cevap vermiş. Bunun üzerine köle ona şöyle demiş. Efendim, demek ki sen Allah'ın rızası peşinde değil, heybenin peşinde imişsin. Adam da sağlam itikadına hürmet ederek köleyi derhal azat etmiş. Bundan dolayı aklı başında olan kimsenin dünyadan gönül sıyırarak sırf Allah'a kulluk etmesi, ilerisini düşünerek ahiret saadetini araması gerekir. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kim ki, ahiret ürününü, sevabını dilerse onun ürününü artırırız. Buna karşılık dünya ürününe, elbise, yiyecek, içecek gibi dünya lezzetlerine talip ise ondan payını veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı olmaz. Ahiret sevgisi kalbinden çıkarılır. Böyle olduğu içindir ki, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an peygamberimiz uğruna 40 bin dinar açıktan ve 40 bin dinar gizlice harcamış ve sonunda kendisine hiçbir şey bırakmamıştır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisi olsun, yakınları olsun dünyadan, onun azgın istek ve arzularından yüz çevirmişlerdi. Nitekim Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile evlendiği zaman çeyizi dep bağlanmış koç derisi bir post ile içine ağaç kabuğu doldurulmuş deri bir yastıktan ibaretti. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz.